Sevgili Kilis Lisesi öğrencileri, Korona-19 sebebiyle evde kaldığımız şu günlerde sizlere sağlıklı günler diliyorum ve evde kalmanızı istiyoruz. Bundan dolayı şu evde kalmış olduğunuz şu günlerde bana atmış olduğunuz sorularda en çok yapılamayan soru tarzlarını düzenleyip toplu halde sizlere paylaşarak bir faydası olabileceğini umuyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İlk sorumuzla başlayalım. Ağırlıksız eşit bölmeli çubuğa 2P ve 3P ağırlıklı cisimler asılmıştır. Çubuk nereden iple tavana asılırsa yatay dengede kalır diyor. Bu tarz soruları şu şekilde yapıyoruz. Denge noktasını bulmamız için 2P'den uzaklığına x kadar diyelim. 3P'den uzaklığına da arada 4 bölüm olduğu için 4 eksi x kadarlık bir mesafe diyelim. Bu x mesafesini arayacağız. X mesafesi mesela şuradan asılmış olsun. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu mesafeye göre tork aldığımızda 2P ağırlıklı cisim şu yönde çeviriyor, 3P ağırlıklı cisim şu yönde çeviriyor. Bu noktaya göre torklarını eşitleyelim. 2P çarpı x eşittir 3P çarpı 4 eksi x. Buradan P'ler gider. 2x eşittir 12 eksi 3x'ten 5x eşittir 12. X buradan 2,4 birimlik bir büyüklük gelecek. Yani 1, 2, 2,4 yaklaşık L ile M'nin arasında yapıyor. Cevabımız LM arası olacak. Bunu geçiyoruz. Buradaki soruda eşit bölmeli türdeş iki çubukla şekildeki gibi 8 kilogram kütleli bir cisim ile dengededir diyor. AB çubuğunun kütlesi 2 kilogram, CD çubuğunun kütlesi kaç kilogram olur diye soruyor. Eşit bölmeli ve türdeş olduğu için ağırlık merkezleri çubukların tam ortasında olacak. AB çubuğunun kütlesi 2 kilogrammış. Onu buradan yerleştirelim. Şimdi sevgili gençler, ipe göre tork alacak olursak şuradaki ipe T diyelim. 2 kilogramlık cisim ve T ip gerilmesi aynı yönde. Bunlara karşılık 8 kilogram kütleli cisim ise zıt yönde etki ediyor. Buraya göre tork alıp eşitlediğimizde 8 çarpı 1 birim eşittir. 2 çarpı 1 artı T çarpı 2. Buradan T 3 kilogram gelecektir. Şimdi bunu bulduk. Çubuk türdeş olduğu için ağırlığı tam ortasında ve aşağıya doğru. Bu T ip gerilmesi ile diğer ip gerilmesi çubuğun denge noktasına eşit uzaklıkta olduklarından bu 3 kilogram ise diğeri de 3 kilogram olmak zorundadır. O halde yukarıya doğru toplam 6 kilogram var. O zaman aşağıya doğru 6 kilogram olacaktır. Cevabımız 6 kilogram. P yükü T1 ve T2 ipleriyle dengededir. Buna göre P yükü T1 ve T2 gerilme kuvvetlerini sıralayınız diyor. Bu durumu nasıl yapabiliriz? Lamiden de yapılabilir. Ama burada açıları bulmak zor olur. O yüzden T2'yi birimlerine ayırarak bulabiliriz. T2'nin şu tarafa doğru 4 birim, sağ tarafa doğru, yukarıya doğru da 3 birimlik bir bileşenleri var. Burada 3 birim neyi dengeliyor? P'yi dengeliyor. Yani P 3 birim, T1 ise arkadaşlar 4 birimi dengeliyor. T1 ise 4 birim. Peki T2 ne?
Şurası 3 birim, şurası 4 birimse hipotenüsten T2 ile 5 birim gelecektir. O halde sıralamamız T2 en büyük, sonra T1, sonra P olacak. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. Bu tarz üçlü kuvvetin olduğu bir soruyu Lamy'den rahatlıkla yapabiliriz. Lamy teoremi neydi? Eğer 3 tane kuvvetimiz var ise F1, F2, F3, şurası θ1, şurası θ2, şurası θ3 olsun. F1 bölü sinüs θ1 eşittir F2 bölü sinüs θ2, bakın hep arkasındaki açıyı alıyoruz, F3 bölü sinüs θ3 diyeceğiz. Bunun aynısını şu anda bu soruda uygulayacağız. Toplam 360 dereceyi A cinsinden vermiş. 7, 14, 18 A var. 18 A 360 derece ise A 20 derece yapar. O halde burası 80 derece. Şuralar da 140 ve 140 derece yapacaktır. O halde sinüs teoremi, yani Lamy teoremini burada uygulayabiliriz. T1 bölü sinüs 140 eşittir T2 bölü sinüs 140 eşittir P bölü sinüs 80. T1 ve T2'nin burada eşit olduğunu görebiliyoruz. Ama P'ye göre nasıl sıralayacağız? Bu tarz durumda arkadaşlar sinüs 140 aynı zamanda sinüs 40'a eşittir. T2 de burada sinüs 40 yazacağız. Burada da sinüs 80 zaten dar açılar. Sinüs 80 sinüs 40'dan daha büyük bir değer olduğu için, eşitliğin sağlanabilmesi için, eğer burası büyükse cevabın yine birbirine eşit çıkması için P'nin de diğerlerinden daha büyük olduğunu görebiliyoruz. O halde T1 eşittir T2, P de bunlardan büyüktür diyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.